Gazze'deki katliama, çocukların şehit edilmesine, mazlumların şehit edilmesine hepimiz öfkeliyiz. Hepimiz içimiz yanıyor. Gazze'deki çocukların şehit edilmesinden başka, insanların, masum insanların şehit edilmesinden başka yiyecek hiçbir şey bulamıyorlar geriye kalanlarda. Şu mübarek Ramazan ayında yiyecek bir damla ekmek, bir parça ekmekleri dahi yok, bir damla suları bile yok. Ama bizler çok şükür iftarlarımızı rahat rahat yapabiliyoruz. Bu gerçekten içimizi sızlatıyor. Allah'ın bu mübarek ayında en azından onların ne hissettiğini anlatabilmek için, anlayabilmek için, bir kez olsun onları daha iyi anlayabilmek için bugün iftarımızı sadece birkaç zeytin ve bir parça ekmekle açtık. İnanıyorum ki insanlar bu iftarı bugün bu akşam yaptıkları iftarı unutmayacaklardır. Bir zeytin, bir ekmekle yaptıkları iftarı asla unutmayacaklardır ve unutmayınca da akıllarına Gazze gelecektir. Çünkü Gazze'yi biz işlerin yoğunluğu gün içerisinde bir şekilde aklımızdan çıkıyor. Ama bu şekilde yapılan bir iftar sonucunda Gazze aklımızdan hiç çıkmayacaktır. İnşallah önce dualarımız, sonra da Rabbimiz bize güç verirse, kudret verirse Gazze'ye yardımlarımız ulaşacaktır. Gazze inşallah özgürlüğüne kavuşacak. Çocuklar artık ölmeyecek. Hemşerilerim, Siyonist, emperyalist İsrail ve yandaşlarının Filistin ve Gazze halkına 75 günün üzerinde yaşattıkları, şehit ettikleri çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, onları anmak, onların yaşadıklarını hatırlamak ve onların yanında olduklarımızı hem hissettirmek, Ramazan ayında aynı zamanda ambargo nedeniyle yaşadıkları kıtlıklar ve sıkıntılarla beraber orada ibadetlerini yapmaya çalışan, oruçlarını tutmaya çalışan kardeşlerimizin sıkıntılarını bir nebze olsun içimizde hissetmek adına ve farkındalığın oluşması adına bu akşam siz değerli hemşerilerimizle birlikte burada elimize aldığımız zeytin, bir dilim ekmek ve suyla beraber en azından bu akşam iftarımızı böyle açarak onların sıkıntılarını bir nebze, demin de ifade ettiğim gibi, içimizde de hissederek o farkındalığın da yayılarak herkesin hissetmesine vesile olmak üzere bir araya toplandık. Tabii böyle bir organizasyonda bizleri yalnız bırakmayıp bu akşam bizimle beraber o güzel sofralarda değil, aynı zamanda sadece birkaç dilim zeytin ve ekmekle beraber iftarı açmak üzere aramıza gelen siz değerli hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Buradan Siyonist, emperyalist İsrail ve yandaşlarını tekrar lanetliyor. O çocuklara yapılan zulümlerin, yaşlılara, kadınlara yapılan zulümlerin ve şehit edilenlerin de ahının yerinde kalmayacağını, zalimlerin de bir gün bunun hesabının Cenab-ı Allah tarafından sorulacağını ifade ediyorum. Şimdiden iftarımız hayırlı olsun diyor. Kıymetli başkanımıza çok İzzetinde ahsene kabul ile kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bunun dışında başka elimizden bir şey gelmiyor. Ama sen buyuruyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de eğer